Bak, bak. Yat komutu. Hep ileri pat pat pat. Ayaklar yatık. Nişan al. Severek işte aşkla yapıyor. Adam. Tak. Hayatı tak, tiyatro. Hayatı tak. Oynuyor. Pat. Dertli gönüllere giren, işte benim Zeki Müren. Bu kalbi koymuş çocuklar bize. Burada mı çek? Burada mı çekeceğiz? Tabii biz gönüllere, kalplere giriyoruz ya, oradan ilham almışlar. Şu an kalbin içinde konuşuyoruz yani. Ya, olduğu kadar. Ne, bak, kaydın güven, mı? Kaydım. Aman diyeyim. Güzel. Ama dikkat ben, et. Bak Güven, ben kar çok severim. Evet, biliyorum. Bak kar. Neden Bursalısın? Hava soğuk. Tabii. Karlı hava, bu havayı severim. Buranın havası da dokunmaz. İyi giyindiğin zaman sıkıntı yok. Buranın havası derken? Biz neredeyiz? He? Neredeyiz? Belli değil mi oğlum, bak. Evet. Yavrum arkayı al, bizi boş ver. Bizi hep görüyorlar. Kalp, kalbin içinden. Kalp kalbe karşı. Evet. Falan filan. Kapadokya'dayız sevgili izleyiciler. Kış köşesinin şu anda tam anlamlı, tam manalı anonsunu ilk defa yapıyoruz diyebiliriz belki de. Neden? Evet. Arkamızda gerçekten bir kış manzarası var. Kış köşesinin mottosu neydi? Kış köşesinin mottosu işte yazın çok sıcak olduğu için gitmekten imtina ettiğimiz, gitmek istemediğimiz, ayak dilediğimiz yerlere kışın gidelim, oraları ferah feza kışın gezelimdi. Onlardan bir tanesi de bu lokasyonlardan Kapadokya idi. Burası da yazın yine çok sıcak oluyor. Kışın geldik. 16 milyon yıl. Evet. Önce. Vay arkadaş, dile kolay bak. Vallahi dil dile söyledi. Kolay. Dil söyledi. 16 milyon. O kadar. Ne diyordu bizim hoca, Necmi Hoca? Dünya 16 kere mi, 160 kere mi, 1600 kere mi, hatırlayamadım o rakamını ama bir 16 kalmış aklımda. Buzul çağına girip çıkmış, tabii, girip çıkmış. Şimdi zaten mini buzul çağına girdik. Gene tekrar. Tekrar girdik çünkü bunu hızlandırdık. El birliğiyle bütün dünya insanlığı olarak. Buraya doğayı taşıdık. Doğayı katlederek. Bu değirmene su taşıdık ya, bilmeden, aynen, istemeden bana belki. Evet, doğayı bilinçsiz bir şekilde doğayı katlederek geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neyse, çünkü bu güzel, bunun geri dönüşü yok. O yüzden geçmiş olsun diyorum. Yani bu güzel bembeyaz tertemiz karın önünde verdiğimiz ilk anonsta, Kapadokya anonsumuzda daha fazla şey yapmayalım, pesimist olmayalım. Güzel aydınlık yarınlara inandığımızı söyleyelim. Ya o ayrı bir şey. Zaten enseyi karartmayacaksın. Karartmayacağız. Enseyi kararttı mı olmaz. Bir dakika bir şey yani, söyleyeyim. Sen burayı niye kararttın? Ne oldu ya böyle? Şimdi televizyonda bakıyorsun, o blur mulur bir sürü şeyler var. Evet. Eyvallah, tamam. Ben de blur sevmiyorum onu. Blur TV bu da. Kapattım. Blur'dan kurtulduk. Ha, reklama girmiyor hesabı. Ha, reklama girmiyor. Ya, gibi gibi işte, neyse. Efendime söyleyeyim. Ne diyordum ben? İşte eskiden şey olmuş, su içermişiz testiden. Bu işler değişmiş. Hazır mıyız? Kapadokya'yı gezmeye başlayacağız. Lütfen bizi takip edin. Kes. Tek. Bakalım nerelere gideceğiz bilmiyorum. Bakacağız. Gel kalpten. Kalpten kalbe. Oğlum bak, bu fotoğraf çok kötü. Çek elini. Çek elini. Sırtıma üfleme. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım işte, aşağı yukarı aldık sonuçta. Biz de işte içeride oturuyoruz hayatımda. Ya hadi gel, haydi oturalım bakalım biraz ya. Evet. Kaç yaşında bu? Bu tam 18 aylık oldu. Ne yaptı baba sen? Çok kavga ediyor, elini yüzünü görüyorum. Ne yaptı oğlum sen? Gel hadi. Hadi gel. Hadi gel benimle, gel. Hop.
yerlerini biliyor onlar hemen buraya. Manej gibi ha? Evet, manej gibi. Sevgili kovboyum, bir atı eğitmek ne kadar zaman alıyor? Vallahi attan ata değişiyordur mutlaka da herhalde değil mi? Attan ata değişir. At aslında atta yedinci his olduğundan at her zaman bizden 8-10 saniye öndedir. Öndedir. Onda yedinci his olduğundan bak tarihte at köpekten insanoğluna 6300 sene sonra teslim olmuş. Yani köpek et yediği halde insanoğluna çünkü hitap etmeye başlamış. At 6300 sene sonra hitap etmeye başlamış. Emrimizin altına girmiş ve medeniyet başlamış, göçler başlamış zaten. O zamana atla. Kadar tabii atlar geldiğinde at bulmadan Roma döneminde bile insanlar 26 yaşında ancak 30 yaşında yaşayan iyi yaşıyor derlermiş. Çünkü atlar medeniyet yaptı bize. Göçler, insan bilgilerini paylaştı. Atı eğittikten sonra medeniyet başladı. Hem bizi taşıdı, hem yükleri taşıdı, her şeyi savaşa taşıdı. Savaşa girdi seninle birlikte. Savaşa girdi çıktı değil mi? Bir de öyle akıllı bir hayvanlar ki hemen eğitime geliyor, seviyor, hissediyor, anlıyor. Seni anlıyor. Ata hükmedersen arşa çıkarsın diyor. Eğer at sana hükmederse dama girerdi, tavlaya direkt. Direkt tavlaya girersin. Tek. Evet, yani atlar ülkesi, güzel atlar ülkesi Kapadokya'da. Tabii ki programımızın önemli bir bölümünü atlara ayırıp atları konuşmak isteriz. Bunu da sizden daha iyi kimden konuşacağız burada? Biraz sizi dinleyelim atlarla ilgili. Çok doğru ilgili. Bir adrese girdi. Vallahi doğru bir adres, evet. Vallahi atlar hakkında hikaye Kapadokya'da pek çok yani. Çok işte, değil mi? Evet, yani atlar hakkında Kapadokya'da hikaye zaten şeyle başladı bizim bu yılka atlarıyla işte insanların tarım şeylerini, makinelerinin icadı olup ondan sonra da atları unuttuğunu, doğaya bıraktı. Onlar kendi başına vahşileşti ondan sonra. Atlarını, isimlerini unutturdular. Ta ki yani bu bir turizm başladı. Yeniden işte atçılığa, binekçılığa başladık falan derken de öyle tekrardan yeniden başladı. Tabii at tabii eski yaşantının içinde çok önemli bir işlevi vardı atın. Yani hem yük olarak taşımak için hem bir yerden bir yere nakil olarak insanların gitmesi için yani bir araç gibi. Her şeyimiz attı. Her şeyimiz attı yani. At her şey baba o zaman. Hortaz. At her şey. Yağmur bir yağıyor. Herkes giriyor atın altına. Onun şeyleri de var. Örtüyorlar baba örtüyü. Çadırın hazır. Vay vay. Sıcacık. Ozon hapını içtin mi? İçmedim. Öğlen şeyinde içeceğim. Öğlen yemeğinde içeceksin. Evet. Şu hellim peynirine bir bakalım. Evet ben de hellimciyim. Hellimi çok severim. Evet Kapadokya'da kış köşesinde. Simidi uzatsana. Tabii Kapadokya'da kış köşesinde simit uzatıyorum ben şu anda. Evet. Evet. Gezeceğiz mi buraları biraz dolaşacağız mı yoksa? Yani yanlama sporu yani hani Foça'da olduğu gibi. Oğlum Leman buralar güzel. Mesela. Relax oluyorum. Ha. Ondan sonra çocuk drone'u bir uçurur. Gene aynı yani. O zaman bir şey söyleyeceğim. Buraya ne yakışır biliyor musun? Şimdi taçlandıralım. Senin odada şey vardı değil mi? Hamam. Hamam var. Aa bir dakika ne odası ya? Biz şeye gidelim. Spa'ya gidelim. Bırak buldum. Tamam. Olur. Evet spa'ya gidelim biz. Spider-Man yapalım. Spa'da masaj falan filan. Üzerine de konuşuruz. Spa'da konuşuruz yani. Görüntüler bir yer. Olur. Olmaz mı? Olur olur. Ne oldu senin arkadaşına gidecektik çömlekçiye, memlekçiye falan onların hepsi iptal mi? Yapın program. Ben her şeye hazırım. Sabah. Ben uyarım diyorsun. Ha, afyonumuz pardon. Patlamamış. Allah Allah ya. Ya gittiniz Kapadokya'yı bize anlatacağınıza. Biz gezginiz ya.
Yani program bitiyor, arkada Allah gezginler Allah yazıyor. Sabah sabah. Nereye böyle? Hadi. Sabah sabah. Sabah nereye? Sabah. Lan kahvaltı et. Gezeceğiz. Sen de acele etme. Kafan hızlı gidiyor galiba. Kahvaltımızı edelim gideceğiz. Ne istiyorsan onu yapacağım. Bak bugün aksiyim üstüme gelme. Tamam bitti. Anlaşıldı. Bugün aksiyim üstüme gelme. O zaman keseyim ben. Kes. Ben de peyniri keseyim. Sen peynir kes. Ben kaydı keseyim. Oh. Sen de oradan kes. Kes. Tek. 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 Nuri Çorbacıoğlu ile beraberiz Kapadokya'da, Kış Köşesi'nin Kapadokya bölümünde. Sevgili Nuri merhaba. Merhaba. Bak çok hazır geldim. Görüyorsun değil mi halimi? Tam Kış Köşesi. Her bir şey soracağım. Burayı çok mu aradın? Niye bizi buraya getirdin? Biz niye burada buluştuk yani? Burası güzel bir coğrafya. Üzüm bağlarının arasındayız. Peribacalı formlarının en güzel olduğu yerler. Sizi birçok daha görselliği güzel yerlere götüreceğim. Ama buradan başlayalım istedim. Sen buranın fotoğrafını mı seviyorsun? Evet, ben bir fotoğrafçıyım. Görsel olarak en keyifli olan yere gidelim. En keyifli yerden başlayalım dedim. Çünkü Kapadokya dünyanın en fotoğrafik noktalarından bir tanesi. Tabii. Doğru. Siz abiler de zaten çok yakışıklısınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ya keyifli. Ama Nuri senin galiba spesifik olarak özellikle at fotoğrafçılığı değil mi? At fotoğrafları. Evet. Yani son dönemde özellikle Instagram'la beraber, sosyal medya ile beraber bir alana yöneldim. O da at fotoğrafçılığı oldu. Zaten Kapadokya Pers dilinde güzel atlar ülkesi. Evet. Dolayısıyla tabii. Ben de bu güzel atlar ülkesinin özellikle atlı figürlerini, atlı kurgularını tamamlıyorum ve at fotoğrafları çekiyorum. At fotoğrafçıları çok rağbet ediyor. Geliyorlar mı? Evet. Yani... Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Öğretmenim dersi kaynatıyor. Öğretmenim biz burada konuşuyoruz. Dersi kaynatıyor Erkan. İsmini yazacağım, tahtaya yazacağım, öğretmene söyleyeceğim seni. Erkan abi eski atçılar. Onun dahil olması lazım, onun anlatması lazım. Öyle mi diyorsun? Tabii, evet. Ama işi gücü dersi kaynatmak. Çizmeler. Böyle hareketler yapıyor öğretmenim. Bakacağız ya at işi, at işi bakacağız baba. Sen buraya baba. Gel ben sana at hediye ederim hocam. O zaman tamam daha fazla burada şey yapmayalım. Evet. Fotoğrafı verdik mi? Bak güzel fotoğrafı verdik mi? Çok iyi. Yani arkada peribacaları, formları çok güzel. Orada milyonlarca yıldır duruyorlar. Bizim gelmemizi beklemişler. Adeta. Evet. Şimdi isterseniz çömlekçiye gidelim. Ha gidelim. Biraz kapalı mekan. Hakan'a gidelim. Çömlek. Tamam. Çanak çömlek biliyorsunuz Kapadokya, Kızılırmak. Çanak çömleği çok meşhur. Tabii Kızılırmak. Onu da görelim. Hem biraz ısınalım. Evliya Çelebi diyor ya, avana su bulmak kolaydır diyor. Evet. Biraz diyor yere baktı mı çanak çömlek kırıntılarını takip et avana su bulursun diyor. Hansel'le Gretel buyurun. Tabii. Kesiyoruz. Kesiyoruz. Avana su bulursun. Kesiyor muyuz? Kes. Kestik. Kestik. Merhaba. Nasılsınız? Dedim ya. Hakan abi ne yapayım? Bizim eski dostlarımız. Tabii. Hep Hakan söyledi abi. Zaten. Ya. Hadi gidelim dükkana. Gidelim gelin. Çay hazırladım ben sana. Vay çok güzel. Sıcak soba çay. Çay severiz. Şey Hakan. Evet. Şey kelimesi Fransızca bir kelimedir. Fransızca'da şey Hakan dersen Hakan'ın yeri, mekanı, evi anlamında. Hakan'ın yeri. Hakan'ın yeri. Yani niye Fransızca? Niye Fransızca? Bu bölgeyi Kapadokya'yı ilk keşfedenler Fransızlar. Aynen. İlk gelip burada arkeolojik araştırma yapanlar, kazı çalışması, daha sonra gazete haberleri, belgesel çekenler. Buralarda ilk butik oteli yapan bir Fransız mimar. O yüzden biz de Fransızca yazdık. Bizim atalarımız Hititler. Kızılırmağın taşıdığı killeri dağlardan alıyoruz toprak olarak. Belli oranda toprağına, elenmiş toprağına suyu hamur hazırlar gibi çamur yapıyoruz. Daha sonra burada tonlalarda şekillendiriyoruz. Yaptığımız ürünler bir hafta kurur.
Daha sonra 10 saat kalarak 900 ile 1000 derece arasında da pişer. Fırınlanır. Ha, istenirse yüzeylerine çizim boyama yaparsın. Veya sırlama yaparsın. Boyaların kalıcı olması için de sır yaparsın ki boyalar çıkmasın. Çıkmasın. Ha. O zaman tamam, buna burada bir yeterlik verelim bu sohbete. Çayımızı bitirin. Değil mi? Tamam. Tamam. Çayımızı tamam. İçip tamam. Yola dökülelim. O zaman ne diyoruz? Kes. Tek tek. Ben sana söyleyeyim, bir dakikada iki tane yaptı. Maşallah usta. En kolayı bu. Tabii. Bunu satmak. Allah'ın çamurunu niye satıyorsun diyorlar. Ama sen Allah'ın çamuruna ruh veriyorsun, ben bedene ben kavuşturuyorsun. Bir ya şey yapıyorsun, bir eser meydana getiriyorsun. Şöyle idiveriyorsun, yapıveriyorsun hemen diyor. Utanmıyorsun diyor 5 lira istemeye, 6 lira istemeye. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Ben 35 senedir yapıyorum. Buyur. Ya 35 sene artı bir dakika. Vay hemen yapıveriyorsun diyor. Çamuru getirip şöyle yapıveriyorsun iki dakika diyor. Sen de yap. Çamuru veriyorsun. Yap o sen zaman. De yap ha, ya sen de ya yap. Ben beceremem diyor. Sen şöyle yapıveriyorsun ya hemen diyor. Bir yapıver hemen şunu diyor. He. Ama niye para para istiyor ya, diyor. Para istemiyor işte ya. Vay arkadaş. Al da şu çamuru hemen şöyle bir yapıver diyor. Kolay gelsin. Selamlar. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz abi. Babacığım. Açılsın kapılar. Hanlar açılsın. Buyurun açalım. Buyurun. Hanlar hanları buyurun. Gelin. Selamlar. Merhabalar. Oo ne kadar güzel bir yer. Harika. Evet Duran şefim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Heyecan içindeyiz vallahi. Vallahi ben heyecan içindeyim. Sizlere yemek servis etmek bir bana nasip oldu. Teşekkür Allah ederiz. Nasip etti yani. Teşekkür ederiz. Eyvallah kardeşim. Bugün Revitia'dayız. Revitia çok uzun zamandır üstünde uğraştığımız bir proje aslında. Revitia sadece bir restoran değil. Revitia bir Kapadokya masalı. Revitia'da aslında bugün Kapadokya'nın masalını tabakta göreceğiz. Zaten ben dünyaya tabak üzerinden bakarım hep. Yani yemeklerin hikayeleri de yaşıyor. Yuvarlak zaten. Tabii. Yani o yemek bana o kadar çok şey anlatıyor ki. Yani ben bir tarifi bulduğumda işte bir öyküden yola çıkarak bir köye gidiyorsunuz. O köyde bir insan buluyorsunuz. O insanın hayat hikayesinin içinde bir yerde o tabak. Ve siz o yemeği yaparken o hikayeyi yaşıyorsunuz aslında. O zaman yavaş yavaş sabırlarımız sanki değil mi son noktasına evet, geldi. Bütün günü ziyadesiyle açız. Yemeğe geçelim. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Babacığım, eline sağlık. Şimdiden bakacağız. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Kes. Sabırsızlıkla. Kes. Tik. Evet. Bu nedir şimdi şefim? Pastırma turşusu. İlk tabağımız. Bölge iklim koşulları sebebiyle bize çok sınırlı zamanlarda malzeme verir. Yani mesela biz sadece 2 ay domates elde ederiz. Yani Bursa gibi değil. Saklama usulleri bölgede, Kapadokya bölgesinde her şeye yayılmış. Çok iyi. Turşulamayı ve pastırmayı aslında bir araya getirmiş oluruz. İki saklama usulünü bir araya getirip bölgedeki saklama usulünü yad ediyoruz. Prensipal olarak da zaten, prensip olarak da ikisinin de saklama stili olması zaten bunu kıymetli hale getiren yeni bir şey çıkartıyorsunuz. Çok ciddi bir uyum sağlıyor. Tabağımızda yine pancar ve ıspanakla renklendirdim. Bu ne dedin? Pancar ve ıspanak. Ispanak. Harikulade. Tablo. Ellerinize sağlık. Tablo. Çok lezzetli. Bu
burada bir Ebru sanatı da görüyoruz böyle ufaktan. Evet. Ha? Bir Ebru işi var yani. Normalde bölgede her mahallede bir fırın olur. Fırın aslında sadece hamur yapar. Biz evden bir iç göndeririz. Bazen ıspanak olur, bazen peynir. Evde ne varsa bir şekilde gönderilir ve fırıncı size çok güzel pide yapar. Biz o pideyi kendi içimize hazırladık aslında. Yani sen tandırda pişirdiğim danı. İçini döktün. Tabii. Kendi için döktün. Tandırda pişirdiğim danı yanar. Yine hürmetçinin kaymağı ve kendi yaptığımız pekmez. Harikulade. Biz bunları bir araya getirdik. Harikulade. Ve yeni bir pide yorumu oldu. Bak ben hamurcuyum. Hamur işi severim. Böyle bir şey yemedim gözüm. İnanılmaz. Gerçekten. Çok acayip bir lezzet. Biz şu anda Vedat ve Milyor olarak oturuyoruz burada. Vedat abi vardı yönetmen. O ne oldu? Evet aslında ben bir tek Vedat tanırım. Bizim Vedat Otasoy. Evet doğru. Öyle mevzu kapatalım. Ama hakikaten bu hamurun başka bir durumu yani. Şefim gelen yemeğimizin ismi ne şimdi yeni? Aslında yemeğin ismi Celebration. Yani Celebration. Kutlama. Kutlama. Ben bu pastırmalı herisenin üstüne yine yazdan kalan kuru eriklerimizden bir sos yapacağım. Üstüne taze naneyle. Ve yanında da tandır yani vazgeçilmezimiz. Tandır da tabii ki bölgenin en sevilen aslında, en severek tüketilen et parçası olan pöç. Yani dana kuyruğu. Kuyruğu. Tabii dananın yağlı kuyruğu. Olmaz mı? Çok da keyifli olur. Çok da keyifli olur. Sen de yağdan kaçarsın her zaman. Ama, yağını yemezsin. Ama bu şey de. Kolajen bu. Tabii full kolajen. Ha. Bu kolajen. Ayak paça hastası olduğu için. Tabii. Ben kolajenciyim. İspanya'ya gittiğinde Oxtail deyince çok iştahla yiyorsun. İşte dana kuyruğu deyince biz bir şey geri adım attırıyor ama bana göre etin en aromatik hali. Eyvah eyvah. Çok iyi. Bakalım. Keşke önümüzdeki ne? Kuru erik. Gene tatlı ekşi dengesi şeyi prensibi uygulamışsın. Vallahi çok başarılı ya. Duran sen bize ne yaptın ya? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sevgili izleyiciler yani şartlarımız çok ağır. Öyle değil mi Nuri'cim? Çok zor ağır. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Ben gördüğün gibi konuşamıyorum. Peki tekrar sevgilerimizin minnetlerimizi ve saygılarımızı sunarak sana teşekkür ederim. Lütfen gerçekten imkan olan herkes gelsin. Sevgili Duran şefimizin bu yemeklerinden tatsınlar bence. Çok şiddetle tavsiye deneyin. Ederim. Deneyin. Kesiyor muyuz? Asla pişman olmayacaksınız. Kesiyor muyuz? Keselim mi? Kes. Tek. Bu. Haydi. Haydi bakalım. Bak Freeback de yanında gene. Freeback'siz gitmez. Şimdi. Evet. Kalktık. Hazırım. Kalktık. Güzel. Erkan abi, dünyanın en iyi turistik aktivitelerinin onunun içinde yer alıyor burası. 10 aktiviteden bir tanesi. Alsın artık şuraya bak oğlum. Bu şimdi hani bak buranın arazisi de çok müsait. Çok her yerden kalkıyor. Böyle hani arazisi müsait olmayan bir yere olsa zaten olmaz. Yani
Her şey için şartlar burada uygun, balon için. Bugün şanslıyız çünkü karlı manzarada balon apayrı, yani güzelliğini, keyfini herhalde onunla falan çarpıyorsun değil mi? Kaptanım. Kaptan. Mecihi Hırkuş olarak. Kaptan, kaç metreye çıkaracaksın bizi? Sivil havacılık bazı kurallar, bazı limitler oluşturdu. Bunlardan bir tanesi de irtifa limiti. 800 metreye kadar çıkabiliyoruz maksimum. Bugün de inmeden önce mutlaka 800 metreden özellikle bir manzarayı göstereceğiz. Ama Kapadokya'da özellikle peribacaların etrafında, vadilerin içerisinde uçmak her zaman daha keyifli olmuştur. Hemen sağ tarafımızda mesela Aşk Vadisi'ni görüyoruz. Biz aralardan slalom yapacağız. Evet, yani. Bakalım. Peki İyi, bunun güzel. Balonun range'i ne normalde? Hocam balon normalde 4000 metreye kadar 4000. Gaz maskesiz çıkabilir. 4000? Wow. Evet, yer seviyesinden 4000 metreye kadar çıkabilir. İşte. RGS burada. RGS'in oradan doğdu. Evet. Kaptanımız bize şekil yaptı. Döndü arkamıza. Döndürdü. Güneşi fon eyledi. Yıl önce Erciyes Dağı'ndan daha büyük dağların buraya bu volkanik malzemeleri püskürtmesiyle ortaya çıkan burada gördüğümüz bazalt ve tüf katmanlarının günden güne, yıldan yıla, tabii 10 milyon yıldan bahsediyoruz, yıllarca aşınarak bu vadi oluşumlarını, bu güzel şekilleri oluşturduğu ortaya çıkıyor. Yağmur, kar ve rüzgar vadiyi oyarak bu şekilleri oluşturuyor. Eski insanlar anlamıyor tabii bunda, bu şekiller nasıl oluşmuş, kimler yapmış diye. Onlar da acaba periler mi yaptı diyerek peri bacası ismini vermişler. Evet. Buyurun. Çok güzel. Bunu ne kadar çekerseniz bu yeşil ip sol tarafta bir panel açılıyor ve sıcak hava bizi sağa doğru çeviriyor. Çok hızlı çekerseniz böyle döneriz, ha, döneriz. Tamam. Lütfen biraz çekin. Evet. Çok iyi ya. Bakın şu an sağa doğru hafifçe kontrolü yapmamız lazım. Çok kontrol yapıyorsunuz. Tabii. Evet, gerçekten kontrol tamam. My name is Trust. You have to trust me. Don't worry about it. His middle name is Trust. So. Yeah. Dikkat süper, edin. Bravo guys. İşte bu. Haydi bir daha. Evet. Evet. 10 numara 5 yıldız. Bravo, işte indi. Bravo. Bravo. Burası atların ülkesi ve burada hikaye çok, masal çok. Yani sinemacılar için de burası gelip görselliği çok ve hikayeleri dinleseler. Gel gel gel. Muhabbet ediyoruz zaten. Ne çekiyorsunuz ya? Ne çekiyorsunuz ya? Allah Allah, sen halı baktın mı? Ya Derya.
Ben yani orada beni bırakman lazım. Ben 3 gün sonra alman lazım. O zaman buraya geniş bir zamanda geleceksin. Geniş zamanda gelmek lazım. Turist. Ama buraya gelmişken para de bunu çekmek abi, lazımdı. Turist işte çok güzel var. Buraya gelmişken de bunu çekmek lazımdı lazım bu arada. Yani. Tabii yani. Güzel. Müthiş. Burası güzel. İçeride var 100 yıllık halılar. Tabii. Vardır abi. 100 yıldır. Burası halının, tabii, tabii. Halının Anadolu halının en güzel halılar Anadolu'da babacığım yani. Çok babacığım. Yani bu işi Aksaraylılar çok iyi yapıyor. Evet. Hocam. Türkiye'de Aksaraylılar da işin tamirini yapar. Tamirini yapar. Evet. Yani toplayıp değil, ikinci işin... elin toplayıp tamirini Aksaraylılar çok iyi yapıyor. Burası hemen komşu Sultan, zaten. Sultan Sultanhanlı diye bir ilçe ilçe var. Evet. Türkiye'deki bütün halı tamircileri o köyden çıkar. Evet. O ilçeden çıkar. Anadolu'dan toplanır. Başka hiçbir tarafta yok. Evet. Çünkü onlar eskiden daha çoktu bu halı şeyi. Eskiden alıp götürüyorlardı Amerikalılar, tabii, işte İngilizler, çok. Almanlar. Demek ki o halılar eskiyor. Evet. Bir yere koyuyorlar. Evet. Bunun tek tamircisi burada var. Evet. Aynen. Bu konuda iyiyiz. Geldik programımızın final bölümüne diyelim. Hani Kapadokya'nın. Evet. Şimdi bir halı mağazasının içerisinde programımızı sonlandıracağız. Uçan halı var mı hocam? Olmaz mı? Tabii ki var. Ne? Şaka yaptım, gerçek çıktı. Uçuracağız. Halı var mı uçan halı? Bak şimdi uçan halıyı başka uçan halıyı vuracaksın. Abi sen de uçan halıyı mı vuracaksın? Tabii. O yüzden aldım. Oradan aldım. Buradan deneyeceğiz. Kapadokya halısı, Kayseri Bünyan halısı ve Bünyan. Sihirli sözcükleri söylediğiniz zaman uçuyor. Vay arkadaş, sihirli sözcükleri siz mi biliyorsunuz? Ben biliyorum, size de öğretebilirim. Buyurun. Visa kadabra dediğiniz zaman uçuyor. Visa kadabra mı? Visa kadabra. Mastercard da olabilir. Ay o da güzelmiş ya. Visa kadabra ile uçmuyor. Abra kadabra ile uçmuyor. Yok. Ya Visa ya Master. Visa kadabra. O zaman uçuralım. Money talking. Evet. Pa. Eyvah. Kamera. Lan, kameramanı vurdun. Kameramanı vurdun. Oğlum iyi misiniz? Tünele girdik gibi görüyorsunuz değil mi şu anda? Neredeyiz? Neredeyiz? Birazdan geniş resme çıkınca göreceksiniz. Evet Erkan abi, duygularını öğrenebilir miyim şu anda? Şu anda duygularım çok iyi. Sinir alınmış pastırma? Olacağım. Gömül, vur kafayı. Yok öyle darlanıyorum. Yemek çok yedim ya göbeğimin üstü. Ne darlan? Evet oldu. Efendim, nefesim kesiyor. Ya darlanıyor. Oğlum yemek yedi, bak kahvaltı etti, şimdi göbeğimizin üstüne ya. Yattık. Tabii. Zor yani. Mesela arabada cruise control var. Evet. Daha bir kere daha kullanmış denemiş değil. Tom Cruise'a bırakmıyorsun. Döverim ha. Uçan araba çıkınca ne yapacaksın? He? Uçan araba. Ulan o zamana kadar kim öle kim kala. Ancak benim çocuğum görür o uçan arabaları falan yani. Daldan Dala adlı programımıza ha, hoş geldiniz. Gelecek olan teknolojiyi biliyorum. Spa'da ne konuşacaksın? Doğru, oradan buradan laflayacağız işte, tabii. Allah gelmişsin Spa'ya, ne konuşacaksın? Bunları konuşacaksın işte. Doğru söylüyorsun. Evet, kafana aslında. Göre konuşacaksın. Evet. Sonra. Evet. Dinliyorum seni. Uyumuşum. Güzel. Bu sefer gerçekten. Kes. Dik.